Dostlar merhaba, bir kahve molası videosuyla daha sizlerleyim. Umarım iyisinizdir, sağlığınız, saatiniz inşallah yerindedir. Beni soracak olursanız karantinanın 14. günündeyim. Artık iyice toparladım. Birazcık boğazımda bir sıkıntı var ama o da geçecek inşallah. Yarın itibariyle sosyal hayata dönmeyi planlıyorum. Değerli dostlarım, bugünkü köşemizde Molla Kasım'ı inceleyeceğiz. Molla Kasım üzerine bilgiler, rivayetler üzerine olsa da Molla Kasım tipinin tarihte var olduğunu, günümüzde de var olduğunu, gelecekte de var olacağını biliyoruz. Nedir Molla Kasım? Böyle bir yerde işin içinden çıkılmaz bir iş varsa bilin ki başında bir Molla Kasım vardır. Genellikle böyle işleri karman çorman hale getiren, en çok kendisinin bildiğini iddia eden, her konudan anladığını düşünen tipler. Edebiyattan sanata, sanattan spora, spordan ne bileyim coğrafyaya, matematiğe vesaire her alanda bilgisi olduğunu iddia eden tiplerdir Molla Kasımlar. Molla Kasım'la ilgili bilgiler dediğim gibi daha ziyade rivayetler üzerinedir dostlar. Kesin bilgiler yoktur. O rivayetlere göre kendisinin Yunus Emre döneminde yaşadığı söyleniyor. Hatta şöyle bir hikaye vakfedilir. Onu size nakşedeyim. Molla Kasım bir gün Yunus Emre'nin divanına ulaşır. Divanında yaklaşık 3000'e yakın şiir vardır. Alır o divanı, heybesine atar. Henüz şiir okuma vakti değildir deyip birkaç gün heybesinde bunu gezdirir. Sonra bir gün dere kenarında ateş yakar. Orada böyle yan gelip yatarken, keyif çatarken hah der şimdi tam şiir okuma zamanıdır deyip Yunus Emre'nin şiirlerini başlar okumaya. İlk şiiri okur, bakar, bu adam şiirden anlamıyor der. Şiiri alır, tutar dereye atar. İkinci şiiri okur, tövbe haşa, bu adam dinden de anlamıyor der. Yırtar, bu sefer ateşe atar. Tekrar okur, hiç güzel olmamış der, tutar dereye atar. Tekrar okur, ateşe atar, dereye atar, ateşe atar derken 2000 tane şiiri böyle heba eder. Sonra bir şiire denk gelir, orada şu mısraları görür. Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme, seni sigaya çeker bir Molla Kasım gelir. Molla bunu okuyunca tabii tövbe eder. Kendisinin cahilliği kadar Yunus'un ermişliğinin farkına varır ve o günden sonra Yunus Emre'nin şiirlerini toplamaya ömrünü vakfeder. Ama gel gelelim Yunus Emre'nin 2000'e yakın şiirini de mahvetmiş olur. 1000 tanesini balıklara atmıştır, 1000 tanesini de ateşe atmıştır dostlar. Evet, Molla Kasım yaşamış mıdır, böyle biri var mıdır bilmiyoruz. Dediğim gibi rivayetler üzerine hikayeler anlatılıyor ama Molla Kasım tipi her zaman vardır, var olmaya devam edecektir. Günümüzde de vardır. Mesela adam Türkçe öğretmeni kendisi ama matematik nasıl fullenir diye video yapabiliyor. Her konudan anladığını iddia ediyor kendileri. Böyle tipler her zaman olacaktır dostlar. Molla Kasımlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Evet, bugünkü kahve molası hikayemiz buydu. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.